Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Amca, hala, dayı ve teyzenin değeri nedir? Tabi bir konunun değerini anlamak için bununla ilgili Allahu Teala'nın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne dediğini bilmek gerekiyor. Çünkü onların yaratıcısı sahibi Allah olduğuna göre Onların da gerçek değerini nasıl anlayacağımız elbette onlardan öğreneceğiz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla ilgili bize verdiği bir ölçüyü alalım. Öyle mükemmel, öyle harika, öyle net bir ölçü ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle haber veriyor. Amca ve hala baba hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. Bukhari'de ve Tirimiz'de geçen sahih bir hadis. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi burada şunu ifade etmek fayda var. Ee, bazı bölgelerde hala ve teyze farklı şekilde kullanılabiliyor. İsme takılmayalım. Esas mana şudur. Annenin kardeşleri anne gibidir. Babanın kardeşleri baba gibidir. Yani hala ve teyze farklı şekilde kullanılması manaya bir zarar vermez. Demek ki dinimiz teyze ve dayıyı anne yerinde kabul etmiş, hala ve amcayı da baba yerinde kabul etmiştir. Bu sebeple onlara hürmet ve saygı anne babaya yapılmış gibi kabul edilmiştir. O halde ayet ve hadislerde geçen anne baba haklarının aynen bu sayılan kardeşleri için de yani teyze, dayı, hala ve amca için de geçerli olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Mesela ayetlerden bir tanesini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluğanne indekel kibara haduhuma ev kilahuma. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olurlarsa. Fela tekullahuma uf onlara öf bile deme. Ve la tenharhuma onları azarlama. Ve kullehuma kavlen kerima onlara güzel söz söyle. Ve hfud lehuma cenaha zulli minel rahme onlara merhamet ve tevazu kanatlarını ger. Ve kur rabbir hamhuma kemma sagira sagire. Ve de ki ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Şimdi Rabbukum alem bima fi Kum Rabbiniz sizin içi içinizde olan her şeyi hakkıyla bilir. İn tekunu salihin eğer siz salih kimseler olursanız fe innehu kana lil evvabin gafura. Muhakkak ki o kendisini öğrenenler için çok bağışlayıcıdır. Şimdi İsra suresi 23 25. ayetlerde geçen bu ifadeye göre 5 ayrı mertebe anne baba hakkında dikkat çekiyor. Demek ki bu hakların aynısı teyze, dayı, hala ve amcalar için de geçerlidir. Peki nedir o haklar? 1. Onlara sakın öf bile deme. 2. Onları azarlama. 3. Onlara güzel söz söyle. 4. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger. 5 ve onlar için şöyle dua et. Değil mi? Yani Ya Rabbi onlara merhamet et. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli bir konu da şudur ki hala, dayı, amca, teyze gibi yakın akrabalarımızın ve büyüklerimizin zaman zaman bazı kusurlar nedeniyle gösterdiğimiz tavırlardır. Herkes kendi yaptığından sorumludur. unutmayalım. Onların bize gösterdiği olumsuz sözler, tavırlar ve hareketler asla bizim de onlara benzerle karşılık vermemize neden olamaz ve olmamalıdır. Neden? Çünkü biz kendi imtihanımıza ve vazifelerimize göre sorumlu olacağız ve ona bakacağız. Onların hal ve hareketlerine göre değil. Yani yapmamız gereken görevlerimize göre hareket edeceğiz. Onların tavır ve davranışlarına göre değil. Böylece o yakın akraba ve büyüklerimize bizden hiçbir olumsuz söz ve hareket olmamalı. Sadece olumlu, faydalı ve gönül alıcı söz ve hareketlerde bulunmalıyız. Eğer onlardan bize olumsuz bir şey gelmişse sessiz kalmalı ve asla karşılık vermemeliyiz. Eğer Allah'ın emirlerine aykırı bir istek ve arzuları varsa onlara itibar etmeyiz, uymayız ama niye böyle söylüyorsunuz diye hakaretlerde de bulunmayız. Gerekirse münasip bir üslupla cevap veririz ama asla onlara kötü söz, asla hakaret gibi tavır ve davranışlarda bulunamayız. Özetle annenin kardeşleri anne gibidir babanın kardeşleri baba gibidir. Anne ve babalarımıza karşı görevlerimiz neyse onların kardeşlerine de aynı görev ve sorumluluklarımız vardır. Aman bu konuda bir hataya düşmeyin.